Merhaba arkadaşlar, MTS kasları tanıtacağım. Bugün MTS kasları aslında ürünlerin içinde çokça tanıtımlarını geçirmiştim. Daha önceden de ben zaten tanıtmıştım bu kasları. Ama bir arkadaşımız hani daha detaylı bir tanıtım çekebilir misin dedi. Hatta 3 hafta, 1 ay olmuş olabilir. Bazılarını sırayla paylaşıyorum. O yüzden de bazıları geç kalıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu kaslardan bir tanesi MTS-917, yanında gözlük kanalları var, geniş bir bakış açısına sahip, kademeli açılan kapanan bir tane bir camı var ve camı hani çok ince bir cam değil, kalın bir cam. Ön tarafında şöyle hava giriş kanalları var, üst tarafında hava giriş kanalları var ve bunlar hani şu şekilde elle idare edilebiliyor. Hani bu kadar uygun fiyatlı bir kasta elle idare edilebiliyor olması gerçekten iyi bir özellik. İyi bir spoiler'a sahip, arkasında hava çıkış kanalları var ve bunun ECE-2205 sertifikası var ama ağır kaslardan bir tanesi, kabuk yapısı da orta dayanıklılığa sahip. Orta dayanıklılığa sahip kaslar hakkında ne düşündüğümü biliyorsunuz zaten. Fiber kaslar hakkında da size daha önceden tavsiyelerde bulundum. Fiber kask alırsanız biraz daha fazla dayanıklık olur. Tabii ki hani kazada neler yaşanacağı bilinmez. Çünkü kazalarda nasıl düşeceğinizi bilemezsiniz, ne kadar hızlı çarpacağınızı bilemezsiniz. O yüzden de hani ben mesela motor kullanırken özellikle şehir içi 50 km hıza dikkat ediyorum. İşte şehir dışında da 90 ile 120 arasında gibi hızlar var. Ama tabii ki hani motosiklet hızları, motosikletin hızları bu kadar değil. Hani sınırlandırılmış belirli seviyeler var. Hatta kamyonla galiba aynı hız limitine koymuşlar motosikletleri. O da biraz garip tabii ki. Yani kamyonların gideceği hız limitleri dahilinde gidersek tahminen kamyonlar bizi ezerler veya otobüsler bizi ezerler diye düşünüyorum. Şimdi trafikten söz etmeye gerek yok. Şeye geçelim. Tekrar kaskı geçelim. Kaskın yapısı orta dayanıklılık tabi bir kask. Daha iyi dayanıklılığa sahip birçok kask tanıttım ben. Arkamda zaten Shoei'leri görüyorsunuz, Shark'ları görüyorsunuz. Shoei'nin bir sürü serisini zaten ben tanıtmıştım sizlere. Onlardan alınabilir ama hani orta dayanıklılıkta bir kask diyebileceğim bu kasktan yine aynı dayanıklılıkta birçok kask var elimizde. Onların bir tık üstü fiber kasklardan da alabilirsiniz. Özellikle mesela LSK'nin FF397'si, 96'sı gibi kaskları alabilirsiniz. Çünkü fiber bir kabuğa sahipler. Bu kaskı tamamen yermek için yapmıyorum. Ama hani orta dayanıklı kask sizi orta derecede koruyacak diyebilirim. Şimdi altına geçelim. Yani ilk önce pardon şu kısmına geçelim. Şu yan kısmından açılan bir tane vizör var. Vizör siyah. Ve hani bu vizörü siyah olduğu için gece kapattığınız zaman görüş açınız ve görüşünüz biraz azalacaktır. Onu da söyleyeyim şimdiden. Yüksek hızlarda açılmaması için şöyle bir kilit mekanizması yapmışlar. Şuradan kapanıyor. Hemen şu yan tarafında şöyle bir kilit mekanizması var. Onunla kapanıyor. Bir burun pedi var. Bir çene pedi koymuşlar. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. Bu en güvenli bağlantının bir tık altı. Onu da biliyorsunuz. Mikrometrik demir olan bağlantılar var. Onlar bundan biraz daha iyi diyebilirim. Boyun pedleri fena değil. İyidir. Hemen dağılma göstermez. Bazı arkadaşlar uyarmıştı hani şu kaskın içi hemen dağılıyor, bu kaskın içi hemen dağılıyor. O önerileri de arkadaşlar okuyun. Hani biz birebir test etmediğimiz için bunun ne kadar zamanda dağılacağını, işte ne bileyim ne kadar ses geçireceğini, ses geçirme oranlarını falan bilmiyoruz. Bu kaskın da hani sharp testleri veya işte şusu busu olmadığı için bunun detaylarını ancak siz kullanıcılar öğrenebiliyorsunuz. Biz size sadece bunun açıklamasını yapıyoruz. Bu nasıl bir kask? Orta dayanıklıktadır. Kolay açılır, kolay kapanır, iyi hava alır diyoruz. Fakat çok daha detayını siz tabii ki kullanarak öğreniyorsunuz. Bu ECE-2205 sertifikasına sahip 1500 gramlık ağır kaslardan bir tanesi. Yani bence 1400 gramın üstü kaslar ağır kaslar olarak geçmeli. Çünkü bunu uzun yolda zaten fark ediyorsunuz. Uzun yolda böyle diyelim ki siz uzun bir yolda seyahat ediyorsunuz. O 100 gramlık ağırlık size bayağı bir yük getiriyor. Bunu uzun süre kullanıştan sonra anlıyorsunuz.
Ve o uzun süre kullanıştan sonra o 100 gramlık ağırlık ya da fazla olduğunu benim düşündüğüm ağırlık size 1 kilo gibi geliyor. Boynunuz ağrıyor veya işte boyundan giren ağrı sırtınızı, omuzunuzu ve sırtınızdan inen bütün kasları ağrıtmaya başlıyor. O yüzden de hani hafif kas kalmak gerçekten önemlidir. Bu ağır kaslardan bir tanesi. Yani bütün detaylarını söyleyeyim. Almaya, alıp almamaya tamamen siz karar verin. Ama gerçekten uygun fiyatlı kaslardan bir tanesi. Kas tanıtımı isteyen arkadaşa işte detaylarıyla açıkladım arkadaşlar. Hani bir kask alırken nelere bakmak gerekiyor? İlk önce raf ömrüne bakmak gerekiyor. Hani kaç yılında bu rafa konulmuş? Ne zamandır bu satışta? Biliyorsunuz raf ömürleri 5 yıl. Giyim ömrü de 5 yıl. Yani sağlıklı şekilde giymek istiyorsanız 5 yıl sonra da 5 yıl kullandıktan sonra kasların bir işe yaramadığını bilin. Çünkü köpüğü artık hani böyle tuz buz oluyor. İç pedleri zaten dağılıyor. İç pedlerinin o kadar dayanıklı olduğunu zannetmiyorum zaten. Ve hani o kaskı atıp yeni bir kask almak gerekiyor. Bu detayları da vereyim. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Bununla eşdeğer yakın fiyatlarda kask almak isteyen arkadaşlar Axis Draken, Axis Eagle'lara bakabilirler. Veya işte bir tık üstüne almak isteyenler LS2'nin FF399'una, LS2 FF353'e, LS2 FF397'ye, 99'a, 320'ye, LS2 FF323'e bakabilirler. Onun da bir tık üstüne almak istiyorsanız Premier Dragon alabilirsiniz. Scorpion kaslardan Exo 1400 kask alabilirsiniz. Onun gibi bir sürü örnek var. Ben zaten bunların örneklerini ve linklerini paylaşacağım arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Dediğim gibi kaskı tanıtıyoruz, açıklamalarını yazıyoruz ama bu kasları biz birebir kullanmadığımız ve test etmediğimiz için Sharp'ın test sonuçlarında da bunlar olmadığı için size çok fazla rüzgar geçirgenliği ve test sonuçlarını söyleyemiyorum. O yüzden diğer kullanıcılardan öğrenin, diğer kullanıcılardan bunun detaylarını görün, ona göre alın ve ona göre kullanın. Hepinize iyi sürüşler, iyi ki varsınız.